Herkese selamlar, sevgiler, bol kazançlar arkadaşlar. BlackRock firmasının Bitcoin ETF'lerini onaylaması bize faydalı mı, zararlı mı? Birazcık bunun üzerinde detaylı bir analiz yapmaya çalışacağız. Benim şahsi fikirlerim bu yönde olacak ama sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Farklı düşünen arkadaşlarımız varsa lütfen yorumlarınızı yazın. Gelelim şimdi BlackRock firması ne yapmaya çalışıyor? BlackRock firması ETF onaylayıp Bitcoin'i bir şekilde kurumsal anlamda şu ana kadarki dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük ortaklığı kurmaya çalışıyormuş gibi algılayabiliriz. 10 trilyon dolarlık bir parayı yöneten bir firma Bitcoin ile haşır neşir olmaya başlıyor. Yasal olarak bunun için de başvuruda bulunmuş. Onaylandıktan sonra iki tane yol var. Bir, bazı arkadaşlar diyorlar ki abicim Bitcoin bunu BlackRock firmasıyla böyle bir işleme başlarsa bu Bitcoin'in sonu olur. Bitcoin'i batırmak için Amerika'nın son hamlesi yorumunu yapıyorlar. İkincisi de benim gibi düşünen insanlar, abi ne alakası var? Kurumsal, büyük kurumsallar gelsin ki bir yerden başlasın. Artık kriptolar yürüsün gitsin. İki tane yol var. Şimdi birincisini söyleyen arkadaşlar, yani BlackRock firmasının Bitcoin'e zarar vereceği, onu ortadan kaldıracağı yönündeki açıklamaları böyle dinledim, okudum, bir sürü makale tarzında flutları falan takip ettim. Söyledikleri şu: abi 10 trilyon dolarlık bunların parası var. Bunların 500 milyar dolarını Bitcoin alsa sonra Bitcoin hop çöp oldu gitti. Ya kardeşim, bu kadar saçma bir düşünce olabilir mi? Yani senin benim cüzdanımdaki Bitcoin'i nasıl alacak? Koskocaman 10 trilyon dolarlık belli bir Amerika'nın ve dünyanın en büyük şirketi, varlık yönetimi şirketi kalkacak diyecek ki abi ben Bitcoin'i dünyadan kaldırmak için böyle bir şey yapacağım. Ya buna kim inanır? Bu bir. İki, abi arkasında Amerika var ama Amerika batıracak Bitcoin'i, o yüzden BlackRock firmasını kullanıyor diyor. Şimdi ya babacığım, Bitcoin'in tarihine bir bak. Ta 1970'lerden beri bunlar Bitcoin gibi bir ağ kurmak için uğraşıp durmuşlar. Hepimizin aşağı yukarı bildiği Nick Szabo. Nick Szabo 99 yılında bir şeyler bulmuş. Bitgold adında. Onun üzerinde çalışmış. 2004'te yememiş, kapatmışlar. Ama ta 70'lerden beri, 77'de 78'den beri başlayan bir süreç, Bitcoin için, ta Bitcoin'i hazırlayabilmek için o zamanlardan beri uğraşmışlar. En son Nakamoto'ya denk gelmiş, nasip olmuş diyebiliriz. Ve bu yapılan, yani blockchain veyahut da Bitcoin vari bir sistemi yapmaya çalışanların %90'ı Amerika'da. Madem ki Amerika bunu engellemek istiyor, 2023'e kadar niye bekledi abi? 2009'da başlamış bu olay. Bitcoin'in kendisi. Öncesinde de yapılan çalışmalar var. Bunların başına hiçbir şey gelmemiş. Nakamoto'nun da başına bir şey gelmemiş. 2011-2012 yıllarında Hollywood filmlerinde Bitcoin adlarını duyuyoruz. Sen ben daha Bitcoin'in B'sini bile bilmezken Amerika'da bunlar konuşuluyor. Hollywood filmlerinde konuşulan bir şeyi Amerika'nın işte ne bileyim güvenlikçileri, bankacıları ve bunu bilmiyorlar mı? Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben zaten Bitcoin'in üretiminin veyahut da bunun piyasaya çıkmasının arkasında da Amerika'nın gelecekte bir elitist, zengin bir kripto kesimi yaratmak amaçlı yaptığını ve bunun çoğunluğunun da Amerika'da olmasını sağlamaya yönelik çalıştıklarını düşünen birisiyim. Yani Çin'deki yasaklar veyahut da madencilerin oradan bu tarafa geçmesini bile Buğra ne güzel açıklamıştı mesela. Flood yayınlamıştı Twitter'da. Diyor ki yani elektrik kesintilerinin Amerika tarafından bilerek yaptırıldı. Oradaki madenciler de satmak zorunda kaldı ve mining Amerikan tarafına veyahut da Amerika'nın hükmettiği ülkelere, yani Kazakistan gibi ülkelere bunu yaydılar. Çin'den bunu çıkartmaya çalıştılar. Sebebi de Amerika'nın elinde olması. Yani senin Elon Musk dediğin adam kalkacak, Dogecoin'i uzaya çıkaracağım diyecek. Tesla gibi şu anda Türkiye'de bile binlerce arabası var. SpaceX gibi büyük firmalar vesaire. Bu adam da diğer tarafta CZ diye bilinmeyen birisi var. Nereden geldiği, poker masalarından gelip bütün dünyanın gözünün önünde bazı işlemler yapmasına rağmen dokunulamayan, sekin bile bir muhatap olmak zorunda kaldığı böyle büyük adamlar var.
Bunun yanında da kalkacak BlackRock firması diyecek ki kardeşim ben Elon Musk'ı da atarım, onu da atarım, bunu da atarım. Bitcoin'i ben bitireceğim. Yerine ne gelecek? Eski sistem. Abi değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Ve kusura bakmayın da Orta Doğu'da değil yani Amerika'da bahsediyoruz. BlackRock'tan bahsediyoruz. Gelecekte nelerin gelebileceğini öngördüğü için önceden sisteme dahil olup kazancına kazanç sağlamaya çalışan büyük bir firma olarak düşünüyorum. Yani 10 trilyon dolarlık Amerika'nın veyahut da dünyanın en büyük şirketinin, bu alandaki en büyük şirketinin kalkıp da sadece tek amacının, vizyonunun Bitcoin'i yok etmek olduğuna inanmak bana saçma geliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Velhasıl kelam, BlackRock firmasının ben kriptolarla ETF'lerin onaylanmasının bir şekilde bize fayda sağlayacağını ve bu tarzda ilk böyle büyük bir firmanın böyle bir şeye kalkışmasının diğerlerini de domino etkisiyle yine kripto dünyasına çekeceği kanaatindeyim. Son olarak şöyle bitireyim. Uzatmayacağım videoyu derken yine 6 dakika olmuş. Şöyle bitireceğim arkadaşlar. Şimdi Amerika'da şu anda bazı olaylar yaşanıyor. Ama kriptoda da belli bir döngü var. Yani bu 4 yıllık dediğimiz bir döngü var. Şimdi bakıyorsun abi, Fed faiz kararlarının çıkmaya başlaması, inmeye başlaması, durağanlaşması, yarın öbür gün faiz kararlarının düşecek olması. Böyle halving, 2014 Nisan-Mayıs halvingine denk geliyor. Sonra 2014 Kasım seçimleri, sonra tekrar belki Trump'ın büyük ihtimalle gelecek olması. Diğer taraftan işte ekonomik krizler cart cart derken, abi bakın, böyle bir döngü içinde hazırlanmış bir plan gibi duruyor. BlackRock firmasının da tam böyle bu zamanlarda tatlı tatlı giriyor olması tadından yenmez bir durum gibi bence gözüküyor. ETF onaylanması için 2018 yıllarında, 2018 veya da 2019, tam yılını da hatırlamıyorum, o zamanlarda inşallah onaylanır diyen bir camiaydık biz. Şu anda da BlackRock firması... Ya bundan daha büyük güzel bir haber olabilir mi Allah aşkına? Yani ne yapacak? BlackRock firması kalkacak, diyecek ki kardeşim insanların elindeki Bitcoin'leri değersizleştirmek amaçlı ben böyle bir şey yapıyorum. Yani koskoca firmanın vizyonu bu mu? Bu kadar da basit olacağını düşünmüyorum abi. Tamam, benim kıvırcık aklım var. Basit birisiyim. Çok da bilgim yok. Ama 10 trilyon dolarlık bir firmanın bunun kalkıp 500 milyar dolarını çöp edeceği, teknik tarafını zaten Toby daha güzel anlattı. Toby Twitter'da takip etmiyorsanız teknik bilgilerle anlatıyor ama o da diyor ki yani %51, miningcilerin %51'ini ele geçirme, bilgisayarların, Bitcoin ne diyelim, miningi yapanların %51'ini eline geçirmesi ihtimali falan, o da açıklamış ya böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunu bir de bir örnek vermiş. Dünyanın düz olduğuna inanan bir arkadaşıyla tartışmasını bahsetmiş. Yemin ediyorum katılıyorum. Yani bazen bazı insanlara bazı şeyleri anlatamıyorsunuz. Ben coğrafyacı olan, alanı coğrafya olup dünyanın düz olduğuna inanıp bunu bana anlatmaya çalışan bir sürü arkadaşım var. O yüzden herkese de laf yetiştirmeye çalışmaktan yoruldum. BlackRock da gelmiş. Hayırlı uğurlu olsun, hoş gelmiş, sefa gelmiş. Bitcoin eski bir teknoloji, yeni teknolojiler var. Yani Bitcoin'den daha tatlı teknolojiler var. Pardon şu cümlemi bitireyim. Yani yeni teknolojiler çıkacaktır Bitcoin'den daha kaliteli. Ama Bitcoin hem ilk olduğu için hem de belli bir ağırlığı olduğu için böyle altın değerinde o Bitcoin sabit kalacak. Yeni çıkan ürünlerde İşte ne diyelim, dolar diyelim, gümüş diyelim, bronz diyelim, o şekilde devam edecekler arkadaşlar. Tamam mı? Başka bir şey daha söyleyecektim. Neyse, onu da artık hatırlayınca söylerim. Hepinizi seviyorum. İnşallah faydalı olmuştur. Bunlar da benim şahsi fikirlerim tabii ki. Yatırım tavsiyesi değil. Yani Nakamoto benim babamın oğlu değil. Hiçbir kripto parayla bir alakam da yok. Sadece gördüklerimi, bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışan fakir fukara, cahil cehla bir insanım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler, sağlıklı, korkusuz. Ben son şu cümleyle bitireyim.
Yani şu ana kadar 2 yıl boyunca artık dip 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 gittik. Şuradan da ben bu kriptolarımı sattım, Shiba'mı sattım veyahut da işte ne bileyim Avax'ımı sattım 10 dolardan diyen çok bilge, yüce insanların da çok da lafına kanmamak lazım. Yani 2019-2020 dönemlerini yaşıyoruz abi. Aynısı. Değişen tek şey kişiler. Yeni insanlar geldi. Orayı görmedikleri için burayı ilk defa yaşadıklarını sanıyorlar. Yok abi. Aynısını yaşadık işte. Bak BlackRock gibi bir firma geliyor. İyi bir olay oluyor. O da kötüyü yorumlanıyor. Bitcoin şuradan 5000 dolar yukarıya çıksın. Hepsi diyecek ki bak gördün mü BlackRock'ın nasıl faydası var diyecekler. 5000 dolar aşağı insin. Balon oldu, çöp oldu, gitti. New York Times'ın işte kaç yılıydı? 2000 herhalde 15 yılındaki bir demeci işte New York Times atıyor işte diyor ki veyahut da Washington Post Bitcoin balonu patladı. Ne oldu abi? Söyledikten sonra o zamanki fiyatları 1000 dolar gitti 70 bin dolarlara vurdu. Şimdi aynı muhabbetler dönüyor. Yarın öbür gün Bitcoin için yeni şeyler çıkacak. Bunlar çıksın dursun. Biz yolumuza bakalım. 2 yılımızı bitirdik. Kalmış şurada halvingin gelmesine 10 ay. Ondan sonra da kalsın bir yıl daha kalsın. Ben de diyorum ki abi 2 yıl bekledim. Yolun yarısındayım. Bir 2 yıl daha dişimi sıkarım. 2025'ten sonra da emekli olurum. Eyvallah, bu da benim kişisel düşüncem. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Mutlu, sağlıklı, huzurlu, pamplı günler diliyorum. Babalar gününüzü de canı gönülden kutluyorum.